Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Havlumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yeşilleri ben biraz daha yaptım. Dalını, tomurcuklarını birer tane daha ekledim arkadaşlar. Şimdi çiçeklerini yapmaya geçebiliriz. Ben mürdümle başlamak istiyorum. Çok sevdiğim bir renktir. Ayrıca mürdüm, mor, lila renklerini çok severim. Şimdi buradaki tomurcuğumuzun resimde de gördüğünüz gibi ortasından başlanmış arkadaşlar. Bu şekilde iğnemi çıkartıyorum. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Çapraz olarak 4 tane çarpı yapıyorum arkadaşlar. İkinci çarpım yukarıya doğru çapraz olacak şekilde yapıyoruz. Üçüncü çarpım ve dördüncü çarpı. Şimdi iğnemi yine hemen üstünden çıkartıyorum. Şimdi şu kısmı yapacağım arkadaşlar. İlk olarak yukarıya doğru 3 tane çarpı yapıyorum. Şimdi çarpıları kapatıyorum. Hemen yan sıraya aynı hizadan başlıyorum. İkinci sırasına 4 tane çarpı yapıyorum yukarıya doğru. Şimdi arkadaşlar 4. sırayı yaparken 2 tane çarpı yapıyorum. Altına da bir tane çarpı yapıyorum. İşte bu şekilde çiçeğimizin bu kısmını oluşturdum arkadaşlar. İpimi şu arka kısımda yürütüyorum arkadaşlar. Şu alanı yapıyorum şimdiki. Bir sıra boşluk bırakıyorum. Aşağıya doğru 3 tane çarpı yapıyorum. Çok pardon, ipimde küçük bir düğüm oluştu. Üç tane çarpıyı yaptıktan sonra kapatıyorum. Yan sıraya 4 tane çarpı yapıyorum. Buraya 2 tane çarpı yapıyorum. Son olarak bir tane çarpı yapıyorum. Ve buradaki kısmı yapmak için ipimi tekrar arkadan yürütüyorum. Şimdi buradaki çarpının dibinden tekrar çıkartıyorum iğnemi. Yanda bir tane boşluk olacak.
Ben 3 tane çarpı yapıyorum şimdi. Kapatıyorum çarpıları. Buraya 4 tane. Yaptığım 4 tane çarpıyı kapatıyorum. Şimdi yan sıraya 2 tane ve sonra 1 tane çarpı yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar ilk çiçeğimiz hazır. Şimdi açık rengi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi açık rengi göstereceğim. Yine iğnemi ortadan çıkartıyorum. Yukarı doğru 4 tane çapraz olarak çarpı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 4 tane çarpıyı yaptım. 5.'yi yapmak için 5. çarpıda çiçeğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Burada 4 tane çarpı yapıyorum. Geriye dönüyorum arkadaşlar. Yan sıraya 3 tane yapıyorum. Ve son olarak 2 tane çarpıyı yukarıya doğru yapıyorum. Bir tane de sola yapıyorum. Sonra geriye dönüp çarpılarımı kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bir sıra yaptığımız dörtlü çarpının altından iğnemizi çıkartıyoruz. Üç tane çarpı yapıyorum. Geri dönüp kapatıyorum. Yan sıraya geçtiğimde 4 tane çarpı yapıyorum. Bunları da kapatıyorum. Sonraki sırada 2 tane. İkincinin yanına bir tane daha çarpı yapıyorum. Ve onları kapatıyorum. Şimdi buraya geçiyorum arkadaşlar. Bir tane yanda boşluk bırakıyorum. Yukarıya doğru 3 tane, pardon 4 tane çarpı yapıyorum.
Onun yanına 3 tane çarpı yapıyorum. Yan sıraya da 2 tane çarpı yapıyorum. İkincinin yanına 1 tane daha çarpı yapıyorum. Ve ipimi arkadan kopartıyorum. Şöyle küçük bir şekilde ipimi yürüttükten sonra kesebiliriz. Bakın arkadaşlar, arkası da ne kadar temiz oldu. Önü de gayet çok zarif. Renklerin uyumunu da ben çok sevdim. Size de tavsiye ederim. Gri rengin üzerine mürdüm ve lila rengi çok yakıştı arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın.